arkadaşlar bu gece saat gecenin 3'ünde yine yasaklanan şekerleri test edeceğiz. Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce yasaklanmış şekerleri gecenin 3'ünde yemiştim ve başıma gerçekten çok korkunç şeyler gelmişti. Böyle ağzım yüzüm büzülmüştü. Gerçekten o nasıl bir şeydi abi, o videoyu izleyenler hatırlıyordur. Bugün de sizin için 5 tane birbirinden farklı ve yasaklanmış şekerler aldım ve bunları sizinle birlikte test edeceğiz, yiyeceğiz. Bakalım neler olacak, bu şekerler neden yasaklanmış, neden tehlikeli göreceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek, hep birlikte görelim. Bu sefer hemen göstermeyeceğim size, videoda sırayla göreceksiniz, sürpriz olsun. Gerçekten çok değişik şeyler var. Ama her şeyden önce alt taraftan bir like atın. Bu tarz videonun devamı için like'larınızı bekliyorum. Eğer isterseniz yine yasaklanan şekerler videosu gelir veya yasaklanan oyuncaklar falan, like'larınızı bekliyorum. Ve kanalıma geliyorsanız da mutlaka abone olun, ücretsiz. Zaten abone olduktan sonra da bildirimleri aç ki ben video attığımda size bildirim gelsin. Her neyse, şimdi şekerleri test etmeye geçelim mi? Dinliyorum. Evet, sizi dinliyorum. Duyuyorum ha, gerçekten duyuyorum. Kim o pisliği yapan? Geçelim. İlk sırada çok klasik bir şeyle başlıyoruz abi. Ekşiyüz. Bakın görüyorsunuz, böyle bir Ekşiyüz kutusu var ve içinde tam 100 tane Ekşiyüz şeker var abi. Bunların yasaklandığını söylüyorlar. Yani ben görmedim öyle bir haber ama yasaklandığı söyleniyor. Çünkü Ekşiyüz'ü aranızda illaki yiyenler vardır. Yani bu videoyu izleyenler de herkes yemiştir bence. Yorumlara yazın, yediniz mi yemediniz mi? Gerçekten çok ekşi şekerler arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bundan yiyelim. Hatta sizin için 10 tane birden ağzıma atacağım. Sizin için 10 tane birden Ekşiyüz ağzıma atacağım. Bu da bizim farkımız olsun. Bilmiyorum daha çok yapan oldum ama ulan 100 tane bile atarım da neyse. Ben ekşiyi çok severim bu arada arkadaşlar. Abi bakın tam 10 tane Ekşiyüz var burada. Bakın görüyor musunuz? Tam 10 tane arkadaşlar Ekşiyüz. Şimdi hepsini aynı anda ağzıma tıkacağım. Bakalım yiyebilecek miyim? Bence yerim ya. Ben ekşiyi cidden seviyorum. Ben direkt limon bile yiyorum. Bayağı öptü bu arada. Zor tutuyorum sana. Al. Çok güzel ya. Abi attım yani, hepsini yutmam imkansız yani, şakasız şöyle bir şey falan oldu ağzımda. Evet gerçekten Ekşiyüz'lerde cidden ekşi bir şeker abi. Sizler ne istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Ekşiyüz'ler çok fazla ekşi olduğu için tehlikeli görülüyor arkadaşlar. İşte Ekşiyüz'ün de tadına baktık. Şimdi sırada böyle bir emzik şeker var abi. Bunu gerçekten çocukluğunuzdan belki hatırlıyor olabilirsiniz. Ben duyuyordum ama hiçbir şekilde görüp böyle almamıştım. Hani daha farklı bir emzik şeker vardı. Ben ondan yemiştim. Bundan hiç yemedim abi. Bu da gerçekten çok değişik bir şeye benziyor. Böyle tozlu mozlu bir şey. Şöyle bir açacağım. Umarım etrafa dökülmez arkadaşlar. Yani şu an masam bembeyaz oldu bu arada. Döküldü yani. Kokusu, tuzun kokusu çok tatlı bir şeye benziyor lan. Böyle kabartma tozu gibi geldi biraz. Böyle hani sanki çocukken annem böyle kurabiye yaparken falan bu kokuyu aldığımı hissediyorum. Hani bazı kokular sizi geçmişe götürür ya. Bu da böyle bir şey işte. Evet bakın şu şekilde toz aldım ama masaya dökülüyor. O yüzden hemen yiyorum arkadaşlar. Bu emzik şeker de çocuklar hani emzik alışkanlığı bıraktıktan sonra bu şeker yüzünden tekrar emziğe alışıyormuş abi. Yani mesela ben de tekrar emziğe alışabilirim bu şeker yüzünden diyormuşum falan. Yiyorum. Bu fazla tatlı, o fazla şekerli. Çok fazla şeker sevmem ben. Yani tadı güzel ama çocuklar için işte böyle bir tehlikesi varmış arkadaşlar. Ya bizim için sıkıntı, benim için olabilir. Ben hala bir bebeğim. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu da böyle bir şekermiş yani. Siz hiç yediniz mi bunları arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle kapatayım. Çok fazla toz dökülüyor abi. Bunlar bir de bebeklerin boğazına kaçıyor falan da olabilir. Gerçi bunu bebekleri yiyebilir mi bilmiyorum ama hani bu toz yüzünden de yasaklanmış olabilir. Bilmiyorum. Şimdi sırada ilginç bir şey var abi. Markasından tanıyacaksınız. Toxic Waste. Biliyorsunuz önceki yasaklanan şekerler videosunda Toxic Waste'in çok böyle aşırı ekşi bir şekerini yemiştik. Hatta burada masamda duruyordu galiba. Bak göstereyim. Bakın böyle bir şekerini yemiştik arkadaşlar. Bak Şöyle görüyorsunuz. Hatta bu şeker yüzünden ağzım böyle bürüz bürüz olmuştu. Evet, burada böyle bir şeker var. Bu da yine Toxic Waste'ten ama bunun çok daha kötü olduğu söyleniyor. Şimdi deneyeceğim bunu da. Görüyor musunuz? Nükleer patlama fotoğrafı falan var yani. O derece ekşi diyor. Evet, şu şekilde açtım arkadaşlar. Bunu da ilk defa yiyeceğim. Oo, bu yapışmış lan. Abi bu çok kötü yapışmış ya. Bunu nasıl yiyeceğim ki ben şimdi? Dur şöyle ayırayım. Evet, bu bayağı böyle yapışmış arkadaşlar kargoda gelirken, ama yine de sizin için yiyeceğim şimdi. Güzel kokuyor lan. Aa, elmalı kokuyor. Elmalı bir şeker ama aşırı ekşi. Deneyelim bakalım. Koparıp yiyorsunuz bu arada. Oo. Aa, yanıyor lan, ağzım yanıyor. Oha, yemin ederim bunun ekşisi böyle bir tık farklı. Ağzım yanıyor şu an biraz. Böyle bir etkisi mi varmış bunun abi? Gerçekten şu an dilimin oralar yanıyor abi. Ağzıma oyun hamuru tadı geldi. Ciddiyim. Bana böyle geliyor bilmiyorum şu an ama bir sürü daha alıyorum. Bu Toxic Waste zaten dünyanın en ekşi şekeri olarak geçiyor arkadaşlar. Önceki videoda anlatmıştım. Toxic Waste'in böyle bir şekeri. Bu da aşırı ekşi olduğu için tehlikeli görülüyor çocuklar için. Ama ben ekşi sevdiğim için yani ekşi, ama evet ekşi. Böyle tuhaf bir şey var, anlamadığım bir şey var bu şekerde. Umarım ölmem abi. Umarım önceki video gibi ağzım yüzüm çarpılmaz böyle, bilmiyorum. Ve şimdi hayatımda gördüğüm en garip ve en saçma şekeri göstereceğim size. Tuvalet şeker. Evet, bu şekeri tuvalete bandırıp yiyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir saçma bir şey olamaz. Yasaklanması da muhtemelen bu yüzdendir abi. Hani çocuklar özenip gidip gerçek tuvalete böyle şeker bandırıp yiyorlarmış. Böyle bir saçmalık olduğu için bu şeker de tehlikeli ve yasaklanmış arkadaşlar. Şimdi ben bunu açmayı unutmuşum bu arada. Ben bunu bir açayım. Şuradan açalım bunu. Lan içinden oyuncaklar çıktı. Tam içine o tozunu dökecektim. İçinden bir sürü oyuncak çıktı lan, oha. Ne alaka abi? Bak yüzük müzik var abi, böyle kelebekli. Dur takayım. Nasıl oldu arkadaşlar? Evet, böyle küçük oyuncaklar çıktı. Ne alakaysa şaşırdım, bilmiyordum. Bunu gerçekten bilmiyordum. Kenara koyalım. Bunların bir olayı var mıdır? Yok yani, garip oyuncaklar, bilmiyorum. Bunlarla şimdi uğraşmayalım. İçinden yine böyle beyaz bir toz çıktı arkadaşlar. Bu şekerde de şimdi içine şöyle boşaltıyorum ama siz ne kadar gördünüz bilmiyorum. İçine boşalttım arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Beyaz beyaz içinde tozlar var. Şimdi bu lollipopları oraya bandırarak yiyeceğiz abi. Gerçekten çok saçma bir şey. Yani bunu neden yapıyoruz? Gerçekten çok ilginçmiş abi. Sizler bu arada neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi lollipopu içeriye bandırıyorum abi. Gerçekten çok iğrenç. Evet, bunu gerçek hayatta yaptığınızı hayal edin. Zaten bu yüzden yasaklanmış. Şimdi yiyorum abi. Bu da mı ekşi lan? Yok. Bu normal. Bir garip bir tadı var lan. Bu ne böyle? Lan bu ne böyle? Bu şeker mi? Emin miyiz bunun şeker olduğundan? İçindeki tozun garip bir tadı var arkadaşlar. Yani tam olarak ne olduğundan emin olamadım. Böyle yiyorum ama gerçekten çok kötü bir görüntü var arkadaşlar. Biliyorum, çok iğrenç bir görüntü. Sizler de yorumlara yazın abi. Gerçekten hayatımda gördüğüm en saçma şeker olabilir. Yeter. Yeter, şimdi gidip klozetten ben aynısını yapacağım. Yanına bir lollipop daha vermişler. Arkadaşlarınızla birlikte de böyle tuvalete bandırıp yiyebiliyorsunuz. Ve şimdi son şekerimize geldik abi. Böyle bir şey, Sour Pet yazıyor. Bu da yine çok ekşi bir şeker. Hatta bunun böyle bir olayı var. Önce ekşi sonra tatlı diyor. Aslında Ekşiyüz de böyle ama bakalım bunu yediğimizde ne olacak abi? Bu ne kadar ekşi? Bence bu nükleer fusion, Toxic Waste, dünyanın en ekşi şekeri kadar değildir ama bunu da bir deneyelim abi. Son olarak şöyle açalım. Ben jelibon severim bu arada. Bu da jelibon değil mi? Evet, açtım. İçinde jelibonlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Jelibonları görüyorsunuz. Bunlar oldukça ekşiymiş. Sanmıyorum yani. Bence Toxic Waste kadar ekşi değildir ama yine de deniyorum. Birkaç tane daha yiyeyim hatta. Yani ekşi ama Toxic Waste veya Ekşiyüz kadar falan ekşi değil arkadaşlar. Yani Ekşiyüz'le kapışır ama Toxic Waste'le kapışamaz. Bu da gerçekten bayağı ekşi. Yine tabii ki çok fazla ekşi olduğu için, tehlikeli görüldüğü için bu da yasaklanmış olabilir. Şekerler bu şekilde arkadaşlar. Bence videoda en sıkıntılı ve en saçma olanı kesinlikle bu klozet şeklindeki şekerdir abi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani bunu çocuklar özenip gidip gerçekten de böyle klozete şeker bandırıp yedikleri için yasaklanmış. Yani görünümü falan da bir tuhaf. Yani türü çok tuhaf oyuncağın, olayı çok tuhaf. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben kesinlikle bunu tuttum yani. Bu gerçekten sıkıntılı olabilir. Saçma yani. Abi bugün gerçekten baya böyle ekşili şeyler yedik. Hani gerçekten baya ekşili şeyler yedik bugün fazlasıyla. O yüzden şu an dilimde çok tuhaflık hissediyorum bak. Yani gerçekten videodan sonra gidip dilimi hemen yıkayacağım abi. Umarım bir şey olmaz, bilmiyorum. Ben artık burada videoyu bitiriyorum. Oo cidden baya ekşi kaldı dilimde. Gidip böyle bir ağzımı yıkarım. Videomu soruyorum. Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bundan sonra